Şu an hedefimde 3 sene üst üste yok. Önce ayağın birini almak var. Önce hatta benim hedefim son kez bir kez daha, yani yaşım 37. Bazı gerçekçiyimdir. Gerçekçi olmak lazım. Artık gençler bizi iyi sıkıştırıyor. Ama üst, biz son jenerasyon olarak diyeyim. Biz de mücadelemizi veriyoruz. Daha tahtlarımızı çok da vermiş değiliz. Bir geçen yıl bir değişiklikler oldu. Bu sene de yine eski tecrübeli arkadaşlarımızın ön planda olacağını düşünüyorum bu sene de. Onu da dile getireyim. Önce bir tane almak. Yani yaşım 37. Son kez kapanışı güzel bir şekilde yapmak istiyorum. O son kez de nasipse bu sene olur diyorum. Yani mücadelemi ona göre vereceğim. Yok, bırakma değil. Yani belki bir alabilirim, belki alamam. Yani üçlemeyi artık bu saatten sonra zor olur. Ben eğri oturup doğru konuşmak lazım ama ben son kez kazanmak istiyorum, bir kez daha. Bir kez daha yani. Şöyle bir elden alıp yukarı doğru çekeyim. İyi. Korun. Yani tabii son şampiyonum. Kemal'le olarak geldim. Biraz bu olaylar beni yordu tabii ki. Psikolojik ben yıprandım ama Kırkpınar'a şu anda hazırım. İnşallah ünvanımı koruyarak tekrardan altı kemer almak istiyorum. İyi sezon geçirdik, çalıştık. Şükürler olsun sakatsız bir sezon geçirdim. İnşallah iki gün sonra da hakkımızda hayırlısı. Kadere kısmete inanan insanlarız. İlk senemde çıktım, senemde baş plan olmak nasip oldu. İnşallah bu geleneğe devam ettirip ikinci ve üçüncü kemer almak nasip olur. Hakkımızda tüm sporcular için, tüm arkadaşlarımız için, herkes için hakkımızda hayırlısı. Valla şöyle benim kendi nacizane yani diğer baş planlarımda. Tabii yani çekişme olarak güzel bir şey oldu ama bence Kırkpınar'ın ambiyansı biraz bozuldu. Çünkü Kırkpınar'dan önce çok sıkı maç yapıyoruz. Ve aşırı derecede 3-4 tane yani çok ciddi maçlar yaptık. Tabii kamp sürecimizi etkiledi. Her türlü bizi etkiledi ama tabii ki federasyon başkanımızın bildiği bir şey vardır demek ki. Bakalım seneye hani deneyeceğiz şimdi, bir şey diyemiyorum ama Kırkpınar'ın ambiyansını bence tüm baş planlarla konuştuk. Etkilediğini düşünüyoruz. Salınmaya başla. Son hazırlıklarımız bitti yani. Sezonun öncesinde yani Nisan ayında başlayan güreşlerimiz. Daha bir lig güreşleri var usulü bu sene. Yani Kırkpınar'dan önce 3 tane lig güreşimiz oldu. Onlardan 2 tanesinde 1. bir tanesinde 3. oldum. Ve ligde şu anda 1. sıradayım. İnşallah yani 4 tane daha Kırkpınar'dan sonra lig güreşleri var. Orada da yani derece yaparak ligde bu yıl 1. olmak istiyorum ilk ligimizde yani. İnşallah tabii Kırkpınar'a geldik. Kırkpınar'da yani son antrenmanlarımıza çıkıyoruz. Şimdi son antrenmanlarımız. Yani bugün yağlı antrenmanımız son. İnşallah cumartesi günü besmele ile sahaya çıkacağız. İnşallah tabii bu yıl çok iyi hazırlandım. Allah sakatlık veriyor. 3 yıldır ben üst üste Kırkpınar'dan sonra ameliyat oluyorum. 3 yıl üst üste ameliyat oldum. Sakatlıklar yani sakatlıklar yani çok kötü. Allah hiçbir rakibime sakatlık vermesin. Yani ondan sonra bu yıl daha iyi hazırlandım. Allah'ın izniyle hiçbir sakatlığım yok. Yani sezon başında biraz omuzumda biraz sıkıntı yaşadım ama şimdi hiçbir şeyim yok. İnşallah hedefim buradan altın kemeri 2015-2018'de olduğu gibi 2023 yılında da altın kemeri Antalya'ya götürmek istiyorum. İnşallah burada tabii ki de kemer almak için geldik. 2022'de güzel bir Kırkpınar geçirdik. Çeyrek finalde elendim. İnşallah bu sene yine hazırız. Yine Kırkpınar'a kemeri almak için geldik. Kumluca güreşinde bir dizimden bir sakatlığım vardı.
Manavgat güreşine ilk gün güreşine katılamamıştım. Şu an durumum çok iyi, performansım da çok iyi. İnşallah cumartesi günü sahaya çıkıp elimizden geleni yapıp altın kemeri Kocaeli'ne götürmek istiyoruz. Sen biraz onu karıştır onu. Karşıdakini karıştır. Evet, elini o dediğimi alırsın elinden. Evet. Tam arkadan bak burada. Evet, ya. Bak ağzı olacak. Kafayı içeriye basıyorsun o zaman kafayı.